Nermin! Kız Nermin! Aa! Kenarımın komşu kızı! Nankör! Ben daha geçen gün senin hayatını kurtardım be! Bundan sonra gözümün önünde cayır cayır yansan şöyle sevabına bir bardak su dökmem üstüne vallahi. Çok da umrumdunuz. Ben de gider kendimi sevgilime şımarttırırım. Ya hiç emlak piyasası durulur mu Allah aşkına Okan Bey? Yani spekülasyon bunlar. Bakın benim yaptığım konutların satılmaması... Bir saniye lütfen, bekler misiniz? Yani şöyle bakın. Söyle bakalım ne kadar özledin beni. Çok. Benden çok mu? Göster bakayım. 3 ay içinde konutların yarısının satılacağını düşünüyorum. Şişt. Önemli. Hatta bakın şu anda elimdeki kayıtlara göre de... Benden önemli mi yani? Ha? O benden daha önemli, öyle mi? Biraz anlayış, lütfen. Yo yo, size söylemedim Okan Bey. Bir arkadaşıma söyledim. Arkadaş mı? Arkadaş ne ya? Aa! Emel'cim şu anda çok önemli bir iş görüşmesi yapıyorum telefonla. Ha. Ve dolayısıyla seni başımdan sallamam gerekiyor diyorsun yani. İyi, salla bakalım. Bak ben seni nasıl sallıyorum daha sonra. Çok affedersiniz. Siz hiç endişelenmeyin lütfen. Öyle olsun Sarp Bey. Habersiz İzmirlere gitmeler, ilgisiz alakasız davranışlar. Yakında çıkar bunun kokusu. Ne karıştırıyorsan, kokusu çıkmasa da ben öğrenirim. Babacığım tostun hazır, hadi. Merhaba Emel, Yasemin evde yok. Bana zaten sen lazımsın, sen. Ben mi? Sinan. Sinan bana bak. Sen bu Sarp'la çok samimisin. Bu adam neler karıştırıyor ha? Anlatsana bir bana ya. Sarp. Bilmem. Ne oldu? Ya bu böyle durup dururken ortalıktan kaybolmalar, İzmir'e falan gitmeler. Ne yani bunlar şimdi normal sevgili davranışları mı ha? Ne bileyim ben ne bileyim nasıl bir davranış. İş için gitmiştir İzmir'e. Başlarım böyle işe ya. Başlayacağım böyle işin içine. Böyle iş mi olur ya? Bana bak Sinan, sen hemcinsin diye adamı koruyup kollamaya çalışmıyorsun değil mi? Bak ben senin çok eski tanışınım. Yani burada komşuluğumuz var, bir mazimiz var seninle. Bana gerçekleri anlat. Bunun pavyonda belalısı falan mı var? Başka kadın falan mı var? Emel, ben bilmiyorum yani pavyon falan öyle şeyler. Yani, yapmaz öyle şey yani Sarp tanıdığım kadarıyla en azından. Kendisine sorsana sen. Pardon. Efendim, bak bir şey söyleyeceğim. Zaten sinirim tepemde. Bana kötü bir haber ver... Ne? Allah! Ah, ah, çok teşekkür ederim. Ah, Sinan! Zengin oldum Sinan, zengin oldum. Tropikalle tatiller, Avrupa'da partiler. Gelsin yatlar gitsin katlar dındır dındır. Sinan, benim davam sonuçlanmış. Bu Yavuz var ya Yavuz, ondan bana miras kaldı. Bunun bir arazi vardı Alanya'da, çok kıymetli bir şey, 500 dönüm. O bana kaldı. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Bu adam benim boğazım falan sıktırttıydı ya. Sıksın ya, helal olsun. Üstüne nurlar yağsın canım kocacığım. Lüküs hayat, lüküs hayat. Ah, ne haber Sinan? Selam, nasılsın? İyi, sağ olasın. Şantiyeye gidiyorum işte. Ya Sinan, bu ay biraz ödemeler gecikti, kusura bakma ne olur. Ben de hesapta göremeyince anladım zaten bir sorun olduğunu. Ya hiç sorma, bankanın golünü yedim. Yeni şubeye taşımıştım hesabı, karıştırmışlar onlar da. Olur öyle ya. Ama şey yapacağım, yarın halledeceğim. Yani kesin hallediyorum yarın. Sen şantiyedeki arkadaşlara da bu şekilde izah edersen çok sevinirim. Ederim, ederim de. Ya onlar asıl şeyden tedirgin. Hani inşaat durdu gibi ya. Var mı bir, yok herhalde bir sorun. Ya yok canım, ne olacak yani. Sen de biliyorsun bu sektörde oluyor böyle şeyler, ödemelerde gecikmeler falan. Lütfen söyle panik yapmasınlar, halledeceğiz. Tamam. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sinan. Aradım seni, açmadın. Belki haberin yoktur senin, şantiyedeki makineleri götürdüler. Kiraları ödenmemiş.
Ya nakit akışında biraz sorun oldu da o yüzden. Çok da anlayışsız adamlarmış. Neyse canım bir daha çalışmayız bunlarla. Bak sana daha önce de söyledim. Böyle durumları benimle paylaşacaksın. Benimle paylaşmış olsaydın en azından işçileri... Ha, sen nakit akışını böyle mi çözeceksin? Sen işine baksana birader. Seninle muhatap olan yok, lafını bil. Sarp Bey. Bu adamı paketledikten sonra tekrar oturur konuşuruz. Sinan'dı değil mi? Sinan sen ne yaptın ya? Hayatını kurtarıyorum senin. Oldum olası iki yakan bir araya gelmedi ki zaten. Yani çırakken aldığım haçlıklardan tut, iş adamıyken aldığım ihalelere kadar. Öyle. Herkesin başına gelir böyle dönemler. Ama sen yine de bu adamlara takılma. Ne olduğunu anlamadan bile borcun katlanır. Ev, araba, elde ne varsa gider yetmez canına kastederler. Ya bulaşmayacağım, bulaşmayacağım da... İşte kafa işin kurnazlığına da çalışmayınca para sabun gibi kayıp gidiyor adamın elinden. Kalmadı ki babadan dededen. Tabii herkes Emel gibi şanslı değil. Şanslı derken? Ya yok şimdi sen öyle deyince aklıma geldi. Yoksa şey değil. Geçen gün bir telefon geldi Emel'e. Senin haberin yok mu? 500 dönüm arazi kalmış eski kocasından. Ha o mu? O biliyorum onu ya. Bak düzelir. Her şey yoluna girer. Yeter ki sağlık olsun, huzur olsun. Tamam mı? Halledeceğim, halledeceğim. Hiç bu adamlara bulaşmadan halledeceğim inşallah. Hiç merak etme. İyi edersin. Ben de işçilerle bir konuşayım. Bakacağız ne yapacağız işte. Ya bu çocuk tabağı gibi tabaklardan ne bileyim ben kayıklı mayıklı bir gınığa geldi bana. Ay pardon ya. Tabii senin zevkine. Hepsini değiştirelim. Bak ne yapalım biliyor musun? Bugün beraber alışverişe çıkalım ve hepsini senin zevkine göre alalım. Dekorasyon şirketim var diye mi böyle diyorsun? Hayır. İleride içinde keyifle oturabileceğim bir yer olsun istiyorum burası. İleride? İçinde oturmak falan derken? Bak. Sürekli böyle buluşup buluşup ayrılacak değiliz ya. Ya en azından ben öyle olsun istemiyorum. Yani daha ciddi, daha gerçekçi bir ismi olsun artık ilişkimizin. Bakın mı ben bunları sonra yanlış anlarım. Yanlış anlaşılacak bir tarafı yok bunun. Yani ileride burası senin de evin olacak. Ama bak şu anda bu konuyu kapatalım tamam mı? Şöyle yapalım. Sen yarın akşam bana gel. Ben sana muhteşem bir yemek hazırlayayım kendi ellerimle. Daha sonra da uzun uzun konuşalım. Aslında uzun uzun konuşmayalım da ben sorayım. Sen de evet ya da hayır de. Evet, evet, evet. Yani evet, evet. Ben en iyisi yarın sana yemeğe geleyim ben. Sonrasında bir ayrı cevaplarım. Hay ben çayları tazeleyeyim. Bunu cevaplamam gerekiyor. Konuş konuş sen rahat ol. Ben şunları tazeleyeceğim. Alo. Bakın bana bir hafta daha süre verin tamam mı? Elime toplu bir para geçecek. Kesin kesin. Bütün borcumu kapatacağım. Ya çok abarttın ama ya. Ne kadar kötü olabilir ki saçların Allah aşkına? Çok kötü çok. Yani şunu takmasam feci durumdayım gerçekten böyle. Yasemin'in o koyun kafasını didikle didikle yol koy kenara aynı öyleymiş de. Halbuki ben buraya en güzel halime gelmek isterdim. Yani böyle özel bir günde. Sen her halinle güzelsin hayatım. Canım benim teşekkür ederim. Bu arada konu neydi? Seninle tanıştığımız ilk günden beri her geçen günüm bir öncekinden daha güzel ve daha anlamlı. Sadece birkaç aydır tanışıyoruz ama
Ben artık daha fazla dayanamayacağım. Emel, benimle evlenir misin? Evet, evet, evet. Sonsuza kadar evet. Beni o kadar mutlu ettin ki. Ya ben nasıl mutlu oldum Sarp, sana anlatmam mümkün değil. Yani ben şimdiye kadar o kadar çok hayal kırıklığına uğradım ki Sarp. Bütün güvendiğim dağlara kar yağdı. Ama sen çok farklısın ya. Bak ben de seni çok az zamandır tanıyorum ama sen benim şu ahir ömrümde en çok güvendiğim insan oldun şu kadarcık zamanda. Yo, yapamayacağım, hayır. Ne? Yapamayacağım Emel. Sana söylediğim her şeyi unut. Neyi unutayım ya? Evlenme teklifini de mi unutayım? Ya bak şakanın sırası değil şimdi ya, ver yüzüğümü. Olmaz. Bak benimle evlenmek istemezsin. Çünkü ben aşağılık, adi herifin tekiyim Emel. Hayır, istiyorum. Ben seninle evlenmek istiyorum. Bence sen mükemmel bir insansın. Verir misin lütfen yüzüğümü? Ya ne oldu ya? Sen niye böyle vazgeçtin birdenbire? Saçım yüzünden değil mi? Hemen duyunca benden nefret edeceksin. Bak, ben son zamanlarda maddi olarak biraz sıkıntılar yaşıyorum. Ve düşündüm ki eğer seninle evlenirsem konduğum mirastan faydalanarak biraz rahatlarım. Yani sen benimle param için mi evlenmek istedin şimdi? Evet. Ama bak, sana söylediğim diğer her şey doğru. Yemin ediyorum seni çok seviyorum, çok seviyorum. Allah cezanı versin. Ya, ya. Ödemeleri aksatmazsın. Aman ha. Yo, hiç merak etme. Yakında işlerim düzeliyor zaten. O senin sert arkadaşın sokağın başındaki evde oturuyor değil mi? Ha bu arada olur ya, parayı ödemezsen o sarışın bayan arkadaşından alacağız ha. Haberin ola. Sen nereden biliyorsun onu? Biz kredi açtığımız şahsın 7 ceddini biliriz aslanım. Sakın onu bu işe karıştırmayın. Sakın. İş sende biter. Parayı düzenli ödersen biz de kimseyi karıştırmayız. Sen ne dedin? He? Olur mu canım öyle şey? Yarın sabah gelmesi lazım Çimento'nun buraya. Ya tamam sen konuş. 2 aylık çek vereceğiz de. Lan! Ne yapıyorsun sen orada? Kimsin sen? İn aşağı! Kimsin lan sen? Şşş! Sinan benim. Sarp? Sen ne yapıyorsun ya? Ya sen hala burada. Sen niye çıkmadın ya? Ne o, benzin mi o? Ne yapacaksın? Kepçeyi mi yakacaksın sen? Öldüreceksin mi lan sen bizi? Dur, anlatacağım Sinan. Ben çok kötü çıkmaza girdim. Ne yapacağımı şaşırdım. Tefeci parasını istiyor. 5 kuruş param kalmadı. Dedim ki şu kepçeyi yakarsam sigortadan para gelir. Onunla borcumun bir kısmını kapatırım diye düşündüm. Ya ne yapacaksın sen? Sahtekarlık mı yapacaksın? Ne olduğunu ben de biliyorum Sinan. Ne yapayım? Çarem kalmadı ki. Ya sıkıntılar böyle çözülür mü? Daha beter olur. Nasıl çözülecek? Nasıl çözülecek Sinan? Allah aşkına. Param kalmadığı için malzeme getirtemiyorum. İnşaat yarım kaldı. İşimi kaybediyorum. Paramı kaybediyorum. Emel'i zaten kaybettim. Ulan her şeyi berbat ettim. Allah kahretsin ya. Ne oldu? Sırtıma vurdu. Göğsüm daraldı, göğsüm. Göğsüm sıkışıyor. Dur, gel. Geçer şimdi. Geçmez öyle, gel. Gel. Merhaba Emel, rahatsız etmiyorum ya. Ay yok canım, estağfurullah. Buyur. Sarp hakkında konuşacaktım ben seninle dün gece. Ay Sarp Mart, ben adını bile duymak istemiyorum. Bana yaptıklarından sonra şeytan görsün onun yüzünü. Olabilir ama Sarp hastanede. Ne? Dün gece göğsü sıkıştı biraz. Kalp krizi değil, merak etme. Ama doktorlar yine de durumu tehlikeli buldu. Tetkikler için falan hastanede tutuyorlar. Ne olmuş onun kalbine ya? Gencecik adamın kalbine ne olur ki? Çok stresliydi son zamanlarda, gergindi. Para yüzünden mi?
Hem seninle yaşadıkları yüzünden hem de evet para mevzusu da var. Borçlanmış birilerine. Ne diyorsun ya? Bana bak inşallah bir delilik yapıp kocaman krediler falan çekmedi bankalardan ha? Yani hayır. Belki de keşke öyle olsa ama nasıl desem bir tefeciye borçlanmış. Sarp'ın başı belada. Geçmiş olsun. Çok korktum duyunca senin için. Çok teşekkür ederim. Ya korkulacak bir şey yok işte. Doktorlar habire tahlil yapıp duruyorlar. Nasıl oldu bu? Ya biraz stresliyim son zamanlarda. İş hayatı işte. Şey ben tefeciye borcun olduğunu biliyorum. Sinan söyledi. Bak söylemesini ben istemedim. Biliyorum canım. Biliyorum. Ya o adamlarla muhatap olmanı istemiyorum, tamam mı? Böyle strese girip bu yüzden buralarda böyle yatmanı, hasta olmanı da istemiyorum. Ne kadar ya senin bu adamlara borcun ha? Emel sakın. Bak sakın. Senin paranı falan alamam. Ne var? Aptallığın lüzumu yok yani. Senin bu belalı adamlara borcun var. Benim de çok şükür bunu ödeyebilecek kadar param var. Söyle işte ne kadar yani? Emel'cim, hayatım, bak bana yardımcı olmak istiyorsan eğer bu çıkmazdan kurtulmamı bekle, tamam mı? Bu çıkmazdan kurtulayım, sonra sana kendimi affettireyim. Sonra yeniden evlenme teklif edeyim. Bu sefer sana layık bir erkek olacağım, söz. Sarp ben... Seni seviyorum. Seni çok seviyorum Emel. Ben de seni çok seviyorum. Ve sana bir şey olursa dayanamam. Bana hiçbir şey olmayacak. Merak etme, hiçbir şey. Ben şöyle takdim edeyim. Paranın ödendiğinden Sarp Bey'in haberi yok. Zaten telefon numaranızı da onun telefonunu kurcalayaraktan yani gizliden aldım. Eyvallah. Borç ödendikten sonra parayı kimin ödediği çok da önemli değil bizim için. Tabii. Doğru. Siz böyle yerli yersiz Sarp Bey'i arayaraktan tedirgin de etmezseniz çok sevinirim. Etmeyiz yengen. Belli zenginsiniz. Paralar eski kocanızdan mı kaldı? Aa. Üstüme iyilik sağlık. Sen bütün bunları nereden biliyorsun be adam? Biz adamın seceresini biliriz. Hadi ya. Paranızı aldıysanız tamam. Bence daha fazla biz muhatap olmayalım. Şu küçücük kağıt parçası var ya. Eğer elindeyse kral. Değilse Sarp gibi vurmayalım diye yalvarıp durursun. Benim işim bittiyse ben çekilebilir miyim? Bitti bitti. Aslında çek kabul etmiyorum ama siz kaliteli bir kadına benziyorsunuz. Çok sağ ol. Evinizi de biliyoruz. Bir sorun yok yani yenge hanım. İyi akşamlar. O zaman görüşürüz. Bildiğinize göre temasta kalın. Saygılar. Gözümü her açtığımda seni görmek muhteşem bir duygu. Hiç çıkmasam mı diyorum bu hastaneden? Sen iyileş, eve çık, ben oraya da gelirim. Zaten artık evine dönmemen için bir neden de kalmadı. Şu tefeci olan borcun var ya, o konuyu hiç düşünme.
Ben ödedim onu. Bitti o konuya. Ya Emel, neden böyle bir şey yapıyorsun hayatım? Ben sana söylemedim mi? Karışma bu işe diye. Niye canım? Allah Allah, niye karışmayayım yani? Ya sen benim yerimde olsan aynı şeyi yapmaz mıydın? Yaparım tabii ki ama aynı şey değil ki. Ben erkeğim sonuçta. Ha. Yani bana diyorsun ki elinin hamuruyla öyle erkek işine elini sokma. Burnunu sokma, karışma. Ay çok ayıp Sarp. Valla ben de seni böyle modern, eşitlikçi, ne bileyim yani daha başka kafalı bir erkek gibi hayal etmiştim. Hayal kırıklığına uğradım valla. Peki. Peki o zaman çok teşekkür ederim. Ama ödeyeceğim bu borcu, tamam mı? Söz. Tabii ki ödeyeceksin. Sana parayı ödeme diyen oldu mu? Ay, bir şey unutmadım inşallah ya. Çorap, havlu, tamam hastaneye gidelim. Ay! Korkutmadı mı Emel Hanım? Sarp Bey yok mu? Yok Sarp Bey, hastanede. Kardeşim ben sana güzel güzel paranı verdim ya. Sen niye dolanıyorsun buralarda boşu boşuna ya? Hesaplarda bir yanlışlık olmuş. Ah, nasıl yani? Seninkinin borcunu hesap ederken yanlış hesaplamışım. Ha. Ay bak görüyor musun ya? Bak mesleklere karşı ön yargılı olmamak lazım. Demek ki senin gibi iyi tefeciler de var. O zaman alayım ben paranın üstünü yanındaysa. Yok aslında sen eksik ödemişsin. Aradaki farkı tahsil etmem gerekiyor. Kardeşim bak sen burayı gözlemledin. Böyle halis munis bir mahalle. Bunların ben tepesine binerim, güzel de sömürürüm diye düşündün ama bak sana açığını söyleyeyim. Ben buralı değilim. Benim köklerim tehlikeli yani. Benim sülalem vallahi yedi bela saçan bir sülale. Git belanı benden bulma. Evinizin sigortası var mıydı? Hani hırsıza karşı, yangına karşı falan. Kardeşim bak sen böyle bu siyah takımları giydin. Kendini o mahvetik dizilerdeki adamlardan zannettin herhalde. Ben yutmam. Bu kötü oyunculuğunu bana yutturamazsın. Git o üçüncü sınıf dizilerde oyna. Korkutamazsın beni ya. Ah. O kadar yüksekten atmayın Emel Hanım. Mahalledeyiz. Ben buralardayım, semtteyim. Sık sık karşılaşacağız zaten. Üstüme iyilik sağlık ayvayı yedim ya. Emel. Ya merhaba. Şey hem teşekkür edeyim diye aradım hem de sana haber vereyim dedim. Bizim bu hastanede tahlil sonuçları gayet iyi çıktı. Hiçbir sorun yok. Ona haber vereyim sana dedim. Aa çok güzel. Çok sevindim. Geçmiş olsun. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Ya bir de şey diyecektim. Tabii bu hastane olayları olunca bizim de aramız gayet iyi oldu artık. Sana teşekkür edeyim dedim. Yok canım ben ne yaptım rica ederim. Emel sen hastanedeyim dedin değil mi? Evet. Ya evde birileri var mıydı? Ya da anahtar falan birinde. Yo, ne oldu? Evde ışık yanıyor da ben istersen gidip bir bakayım. Işık mı yanıyor? Aa. Yok ama ben ışığı yanık falan bırakmadım ya. Bak şimdi beni de merak ettirdin. Bana bak bakınca beni haberdar et he mi? Tamam. Bıraktım ışığı ya. Şişti elektrik faturası. Ne yapıyorsun lan sen burada? Emel Hanım'a mesaj bırakıyorum. Kimisi telefonla bırakır, kimisi yazıyla bırakır. Benim de huyum böyle. Hadi şimdi fak fak ikile bakalım. İkilemezsem ne yaparsın lan? Ben senin buraların delikanlısı olduğunu hep unutuyorum. Bak birader, mevzu Emel Hanım'la benim aram. Akşam akşam tatsızlık çıkarmayalım. Defol git bir daha gelme buralara. Defol! Defolup gitmemi istiyorsan kafama sıkacaktın lan. Yıkıcı darbelerin nereden geleceğini tahmin edemez, direnmeye çalışırız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.